Çünkü AK Parti'ye yakın olanlar, Erdoğan severler, Trump'ı çok sevdiler ve çok sanki iki aynı kaynaktan beslenen lider gibi konumlandırıyorlar. Bu ciddi bir önümüzdeki dönemde sorun getirir. Çünkü yani ciddi şekilde Müslüman düşmanlığı yapan bir adam. Yani İslam düşmanlığını Müslüman düşmanlığına kadar götürebilen bir adam. Belli konularda Trump'la ittifak yapılabilir. Yani Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla Amerikan çıkarlarını dış politika bağlamında zaman zaman bir arada tutabilecek bir şey. Ama hani kimlik olarak baktığınızda geldiği taban da uyumlu değil Erdoğan'la. Yani şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de bazı yanlış şeyler var. Şimdi Erdoğan çoğunluk tarafından desteklenerek, yani %52 ile geldi. Şu andaki desteğinin de %60'ların üzerinde olduğu söyleniyor darbeden sonra. Hani yapılan araştırmalardan çıkan şey. Sen sandığa gidince ne olur bilmem ama yükselen bir grafik var. Amerika'nın bütününe baktığınızda Trump'ın öyle bir durumu yok. Yani Clinton yaklaşık 1 milyon fazla oy almış aslında ama bu elektoral sistem nedeniyle, yani eyaletlerin kendi liderlerini seçmeleri mantığı üzerinden geliştiği için Clinton yerine Trump seçiliyor burada. Daha önce de olmuştu. Amerika'da bu Al Gore'la Bush arasında da olmuş olan bir olay. Oluyor zaman zaman. Elektoralin böyle bir problemi var. İkincisi mesela Trump'ın işte mazlum zavallı Amerikalılar falan tarafından seçildiği iddiası var. Külliyen yanlış. 30 bin doların altındakilerin yoğun bir şekilde Clinton'a yöneldiğini görüyorsunuz. 30 bin doların üstündeki her segment, yani zenginler Trump'a oy vermişler. Beyazlar zengin çünkü. Beyaz Amerikalılar zengin. 30 bin doların altındakiler kimler? Yeni göçmenler, zavallı zenciler, işte zavallı Hispanikler, orada mağdur olmuş kitleler. Yani geldikleri taban bakımından da eşleşemezler. Sadece dış politika vizyonları açısından.